Öteden beri ben senin bu sorunu da beni de hayli meşgul ediyordu yani bu. Kur'an'da şefaat var mı? Var çok şükür. Bakara suresi ayet-i kürsi'de var. Yunus suresi 3. sure 18. ayette var. Enbiya suresi 28. ayette var. Direkt var. Bir de mefhumu muhalifiyle var. Allah'ın müsaadesiyle diyor. Var. Allah müsaade etmeden hiç kimse de yoktur. Demek ki Allah müsaadesiyle vardır anlamına geliyor. Şimdi ben bu şefaat niçin olur? Nasıl bir adalet olur? Adalet olur mu? Adam pek yapamamış, yapmamış. Adam yapmış, şefaat edeceksin vesaire. Beni de hayli düşündürüyordu bu. Vehhabilerinden çok kullandığı argüman dedikleri malzeme, çiğnedikleri bir söz. Resul ben şöyle Allahu alem hatırıma geldim. Şimdi şey okuyordum 7. lemayı da böyle. Eskiden beri duruyor. Gerçi kendime uygun cevabı vardı. Fakat şöyle anladım. Kardeşim insanın istidadındaki kabiliyetler, çekirdekler, yazılım sonsuz. Yani istidadı sonsuz. Her bir istidadındaki bir yazılım da nihayetsiz, sonsuz. Yani sonsuz bir zata ayna olan bir insanın istidatlarına, kabiliyetlerine bir hat konulmamış insana. Sonsuz. Fakat insan ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, fani dünyada sonsuz istidadını, sonsuz kabiliyetini bil fiile çıkartamaz. Ömrü hiç şer yapmasa bile, sonsuz yaşasa bile istidadını bir tamamıya o çekirdeği ağaç yapamaz. Bil fiil yapamaz. Peki Allah abes mi yaptı yani? Olamayacağı bir şeyi niye yazdı? İnsanın bu nihayetsiz istidadıyla yaratılan insanoğlunu nihayetli bir dünyaya, nihayetli bir bedene koydu. Oysa beden devamlı dağılmaya, yıkılmaya maruz. Değişen, yıkılmaya maruz olan bir dünyanın içerisinde, değişen, dağılmaya müsait olan bir bedende, nihayetsiz, sonsuz, mutlak ve muhit olan bir istidatla bulunan bir insanın oldukları, şu anda ben olduklarım ile olabilme ihtimalim, yani sonsuz olabilme sebeplerim, sonsuz karakter, sonsuz zata Cenab-ı Hakk'a ayna olacağım taraflarım mümkün değil, ortaya çıkmamış. Ölünce de çıkmayacak. Cennette bile çıkmayacak. Yani mümkün değil. Çünkü Zat-ı Zülcelal'e en cami ayna insan. He, o zaman insanın oldukları ile diyor ki, Ya Rabbi şu olduklarım delilimdir duama, istiğfarıma, olabilme muhtemel sonsuz istidatlarımı olamadım. Allah'ım o olabilme istidatlarım olan bil kuvvelerim, o çekirdeklerimi beni bil fiil dünyada değil, mana dünyasında bil kuvve, bil istidat, bil kas, bil cehd, bil itikat, bil iman, Allah'ım o sonsuz olabilme ihtimallerimi olmuş gibi yap ve bana muamele et ve bana böyle bir muamele yap demenin adı istiğfardır. İstiğfar günahlara karşı yapılan değil, günahlara karşı yapılan muamele tövbedir. İstiğfar ise ki Allah Resulü günde 70 defa ederdi. Sonsuz istidadın olamama halinin ezikliği, sıkıntısını yaşıyoruz. Ya Rabbi sonsuz olabilme ihtimalleri içerisindeyken ben sonsuz olamıyorum. Gece gündüzün belli, tuvalet var, açlık var, şu var, bu var. Olabilme ihtimallerimi olmuş gibi bana nasip et ya Rabbel Alemin demek bu istiğfardır. Ha, buradan girdim şimdi. İnsan dünyada herkesin ömrü farklı, istidatları aynı ama kabiliyetleri farklı. Ben dünyada 60-70 sene yaşarken Adem Aleyhisselam bir rivayete göre 2000, bir rivayete göre 1000 sene yaşamış. Ama Nuh Aleyhisselam 950 sene aranızda bulundu diye ayet var vesaire. Tebliğ etmiş. 100 sene de şey olsa 1000 küsür sene yaşamış. Şimdi onların ameliyle 60 sene yaşayan bir insanın ameli bir mi? İşte bunu Allah Resulüne sormuşlar. Huruf-u mukatta'yı göstermiş. Yani Elif, Lam, Mim, Yasin o kesik harfleri göstermiş. O zaman ne oluyor? Ben diyorum ki Ya Rabbi benim istidadım bu sahada. Maddi cihat yapamıyorum, şunu yapamıyorum. Mesela zengin olamadım ki zekat vereyim. O konuda eksiğim. Ya Rabbi şöyle yapamadım, böyle yapamadım. Bir sürü şeylerim eksik. Olamadım. Olanlar var ama onlar da başka konuda eksik. Şimdi bunu
Yani ben nasıl gidereceğim ya? Herkesin kabileti farklı, bedeni farklı, cinsiyeti farklı, ömrü farklı, verilen imkanlar farklı. Bana imkanlar verilmedi. Kader hakim, beden hakim, kabiliyetlerim hakim. Bulunduğum çevre, anne babamın nikahı, anne babamın beni eğitmesi, çevre, zaman, zemin, tam, libas, doğduğum asır, bunlar benim hep amelime etkiliyor. Amelimin az ve çokluğunu, kaliteli ve kalitesizini etkiliyor. O zaman ne yapıyor? Şefaat devreye giriyor şimdi. Şefaat ne diyor? Ya Rabbi olamadım ama bunu yapabildim. Kabiliyetim bu kadardı. Ben bu havuza bunu atıyorum. İşte bu eksikliğimizi birbirimize şefaatla tamamlıyoruz. O şefaatlerin bütünlüğüne de şahs-ı manevi deniliyor. Yani Peygamber Allah'ın izniyle aleyhissalatü vesselam şefaat edecek. Büyük zatlar da edecek Allah'ın kulları. İşte söyledim o süreleri söyledim. Allah'ın izni olmadan diyor kim şefaat yapabilir şeyde ayet-i kürsüde diyor. Yani demek ki Allah'ın mefhumu muhalifiyle musaade ettiği kişiler yapacak. O zaman o birbirimize karşı ameli ve itikadi ve imanı azlığımız, çokluğumuz, eksikliğimizi şefaatle inşallah tamamlanacak. Kişiler arasındaki bu şefaatin evrensel hali, dün, bugün, yarın, dünya, ahiret, kadın, erkek, ömür, her şeyi bir yapan sistemin adı da şahsi manevidir. Şahsi manevi nedir? Mesela Risale-i Nur'un şahsi manevisini söyleyeyim. Küfrün de şahsi manevisi var. Tarikatçıların da şahsi manevisi var. Adıyaman'ın da şahsi manevisi var. Mahmud Efendilerin de şahsi manevisi var. Nurcuların da var, var da var. Kafirlerin bile var şahsi manevi. Küfrün şahsi manevisi diyor ustad böyle. Nedir o? Şimdi benim bir amelim var. Nedir? Fiil. Bir de aklı seviyem var. 5 tane yani bak. Fiilim, aklım, vicdanım, kalbim, ruhum, bir tane de var. Ene. İşte ben amelen bir şey yapıyorum. Aklen itikat, kalben iman, ruhen taraftarlık ile bir şey yaptım yani. Bir hayrım var. Ben bu hayrı ortaya koyuyorum, havuza atıyorum. Bir damla su gibi buz. Ötekisi de yaptı. Ahmet yaptı, Hüseyin yaptı. Ayşe yaptı, şunu Ali yaptı, Mehmet yaptı. Koyduk. Oraya koyduk. İşte biz bu bir tane koyuyoruz havuza, bir parça buz koyuyoruz ama hepsine ortak oluyoruz. İşte şahsi manevi nedir? Bir havuz düşün. Oraya bütün nurcuların amelini, benim mesela o havuza amelimi koy. Bütün nurcuların amelini de koy. Benim aklımı koy, bütün nurcuların aklını da koy, itikadını. Bütün nurcuların imanını, bütün nurcuların vicdandaki hissiyatını, el hubbu fillah ve el buzu fillah, Allah için dost, Allah için düşmanlıklarını da koy. Kalben imanını da koy, ruhen imbisat ve inkişafını da koy. Tamam, koyduk mu? Ene olarak da Cenab-ı Hakk'ın zatına mazhariyetini koy. Yani bir nurcunun amelini ve ruhsal yapısını koy, o da koysun tayin pekmez gibi. Bütün nurcuların bu amellerini, itikatlarını, tarafkirliklerini koy, tayin pekmez gibi karıştır. Bu bütün nurcuların, bu şahs-ı manevi nedir? Bütün nurcuların ameli kadar amel sahibi. Bütün nurcuların akıllarını toplamı kadar akıl sahibi. Bütün nurcuların vicdaniyatı kadar vicdan. Kalplerindeki iman toplamı kadar iman. Ruhlarındaki imbisat ve inkişaf kadar inkişaf ve imbisatı olan bu bütünsel şahsi manevi canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır yani. İşte bu şahsi maneviden herkes alacağından dolayı ömürlerinin farklılığı, amellerinin farklılığı, cinsiyetlerin farklılığı, bedensel şartların işte farklılığından gelen İtikat ve ameli eksikliklerin, azlıkların, çokluklarını bununla tamamlanarak ahirette tam adaleti mutlaka olacak ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dost dostuyla cennette beraber olacak. Bir tane de nakledeyim Risale'den 24. sözden. Adem aleyhisselama iman etmesem kafir oluyorsam A eşittir B ise B eşittir dağdır ters. Adem aleyhisselamın iman etmesem kafir oluyorsam iman edince zıttı kadar karım olması lazım.
Etmeyince kafir oluyorum. Bu risk. Peki edince ne oluyor? Adem Aleyhisselam'ın ameline ben ortak oluyorum istidadım kadar. İşte Adem Aleyhisselam'la benim ameli hayatım başladı. Hatta 756 şualarda diyor ki insanın ömrü ezelden ebede hayat nurundan medet alır. Bizim ömrümüz anamızdan doğduğumuz gibi başlamadığı gibi toprağa gitmeyle girmeyle de hayatımız son bulmuyor. Biz ruhlar aleminden de başlamadık. Allah'ın ezeli ilminde var olduğumuz gibi ebedi ilminde de varız. 756 şualar aç gör. Ayet-i kerime var. Diyor ki insan hayat nurundan, ezeli ve ebedi hayat nurundan medet alır. Hayatlanır, ruhlanır, devam eder. Böylelikle çok şükür böyle kafama takılan bir sorunun da cevabını Risale'den bulmuş zannediyorum. Kendim memnun oldum elhamdülillah. Ben de istifade edersin diye senin soruna Resulüm cevap vermeye çalıştım. Eyvallah, selamun aleyküm.